Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bir tane arkadaş yapma simülatör oyunu olan Baldur's Gate 3'te en yakın arkadaşım Mehmet Nazif'i karakter olarak yaratacağım. Biraz heyecanlıyız. Şimdi kendisi ikinci, üçüncü kalite RPG'leri seviyor. Yani çok kaliteden anladığı söylenmez. Yani Skyrim, Fallout gibi. Nevegas hariç leş oyunları çok seven bir kardeşimiz. Kendisi Baldur's Gate 1, 2, Fallout Nevegas, Baldur's Gate 3 gibi oyunlar hiç sevmiyor. Divinity Original Sin 2'yi de beğenmedi bir türlü. Yani leş RPG'ci, biraz daha Diablo tarzı hack and clash kardeşimiz. O kardeşimizi ben burada bir güzel imana getirmeye çalışacağım. Bakalım şimdi Nazif karakterimizi hemen oluşturalım. Kolay mod olsun direkt. Kardeşim sinematikte bizim çok bir işimiz yok. Biz lanet bir Nazif karakteri yapacağız. Şimdi kardeşim Nazif'i nasıl yapacağız? Görünümünü düzenleyelim. Nazif bir kere dişi değil kesinlikle. Cinsiyetsiz de değil. Erkek bir karakter Nazif. Biz niye Nazif'i elf yaptık? Elf yapmayacağız. Nazif insan olabilir. Muhtemelen öyledir. Buradan devam edelim. Nazifçim yok. Hayır, Nazifçimle kesinlikle alakası yok. Abi elf değil ya, bu Nazif elf değil ya. Benim mahalleden arkadaşımız ya, kardeşimiz. Hayır. Kardeşim tamam, seni sevdik. Geri. Şimdi Nazif karakterimiz tip olarak buna da çok benzemiyor. Nazif karakterimiz özel diyelim. Şimdi Nazif karakterimiz karakter yapısı, Mehmet Nazif karakter yapısı olarak biraz soğuk, biraz insanlara tepeden bakıyor. Bu onun yüce elf ya da üst grup elflerden ya da elflerden olduğunu gösterebilir. Mehmet Nazif mesela aynen bu şekilde uzun bir ömre sahip. Nazif o şekilde uzun bir ömürlü bir kardeşimiz. İnsanlara tepeden bakıyor Mehmet Nazif. Bazen öfkesi falan yarı ork gibi olabiliyor ama o kadar da çirkin değil. Çirkin ama o kadar değil. Ejder Doğan Skyrim sevdasından dolayı Ejder Doğan olabilir. Nazif Gnom değil. Boyu bayağı uzun. 1,5'a göre de uzun. Yarı elf olabilir. Kesinlikle cüce değil. Öfkesi kuvvetli cüce gibi. Gityanki. Yok. Nazif biraz daha insanı andırıyor. İblis'te de çok bir alakası yok Nazif'in ya. Drow olabilir bak. Nazif tamam. Karanlık adlı sürülerin çoğu Drow acımasız bir pragmatizm benimsemiştir. Lot yeminiyle tanrısı kötü renklerini hazırlarken Sellar'ın Drow'ları Lot'un el panteonu liderini devirmiş hayvan reddetmektedir. Şimdi Nazif silah eğitimi verebiliriz. Karanlıkta görebiliyor, evet. Soyunu bilmiyorum Fey soyu ama asil bir kardeşimiz. Her tur 9 metre hareket etsin Nazif. Bu Mehmet Nazif. Tamam. Şimdi Nazif'in görünümünü düzenleyelim. Sesi nasıl olsun Nazif? Where to next? Hmm. Let's hope the locals are. Hells, something just woke up down here. Aynen bu tarzda. Nazif'in surat yapısı Asyalı elflerden değil. Yaşlı elflerden de değil. Siyahi bir elf mi? Değil. Nazif biraz daha Mehmet Nazif. Bu şekilde. Şu biraz daha andırıyor surat yapısı Nazif'in. Yüzünde yara izi var mı Nazif'in? Yozgat'ta üniversite okuduğu zamanlarda kalma bir yarası var ama bunlardan hangisine benziyordu?
Bu şekilde bir yarası var Naruto'nun. Beden. Heterokromisi yok yani, gözleri aynı renk, makyaj yapmaz Nazif yani, gündüzleri yapmıyor en azından. Saçı da şimdi saçı bu tarz uzun ama biraz daha bakımsız, yabani uzunluğu. Mesela bu şekilde bir Nazif olmaz. Nazif'in saçı bu şekilde. Çok çok uzun da değil, çok kısa da değil. Bundan biraz daha uzun Nazif'in saçı. Gene random en mantıklı Nazif'in saçı şuydu. Nazif'in alt ırkı. Nazif yalan yere yemin ediyor ama Lolt yemini draw mudur? Seldar'ın draw mudur? Yeminli ya Nazif sonuçta. Sehkar. Bu sehkar dedi, Sehar dedi bu arada şey, Warlock İngilizcesi. Şimdi Nazif'te biraz barbarlık var. Sanatla alakası yok. Ozanlık var diyemeyiz. Ruhban dini eğilimleri var. Yani kız arkadaşım yok mesela, günah olmasın diye kız arkadaşı falan yok. Tek eşlilikten yana falan. Bu olabilir. Droid olabilir Nazif. Etrafında lüzumsuz insanları, varlıkları oluşturabiliyor falan filan. Nazif'in dövüşçü yanına hiç denk gelmedim. Uzak Doğu sporla çok alakası yok. Paladin olabilir mi Nazif? Kutsaliyeti yok. Kolcu. Düzenbazlık biraz var. Yani günahını almayayım da. Sihirbazlıkta şey ya. Yok ya, bizim Nazif olsun barbar olur. Ozan desek ruhbandır ya, bizim Mehmet Nazif ruhban. Namı diyar MNG. Şimdi beden tipine bakalım. Kadın fenotipi mi lan bu? Hayır. Biz erkek sureti olan iki istiyoruz ya da bu kadar. Ruhban ve kaba saba biri. Baz büyüleri ne olsun Nazif'in? Direnç Mehmet Nazif'in. Kutsal Alevi var. Kutsal Alevi şöyle. Rekabetçi oyunlarda Dota olsun, Valorant olsun. Kendi öldüğü zaman bir şey yok ama sen öldüğün zaman seni direkt yakıyor. Orada bir kutsal Alevi var. Evet kardeşim, seni seçtik. Direnci yok, hemen sinirleniyor, öfkeli. Kutsal alevi var, evet. Alt sınıf yaşam alemi. Doğa alemi, Nazif hayvanları seviyor. Bir huskisi vardı. O yüzden kuş göçlerinin, ormanın sessizliği ve heyelanın pükreyen öfkesinin bir avatarı gibi bir şey Nazif yani. Peki Nazif'in baz büyüleri nedir? Asa veya sopası ne hale gelebilir? Asit püskürtebilir, evet. Öyle bir şey var. İlahı kimmiş? Lolita tapıyor diyemeyiz ama inançsız olmasından iyidir yani. Peki Nazif'imizin geçmişi nasıl bir şey? Bakalım. Zamanında bir tapınağa
hizmet ediyordu. Kutsal ayinleri öğreniyordu. Adaklar sunuyordu. Bilmem ne. Dini bir geçmiş olabilir. Şarlatanlık okuduğu lisenin maskotuydu. Oradan bir şey olabilir. Kayseri okuduğu lisenin maskotu. Suçlu Nazip zannetmiyorum ben. Bu IŞİD'den falan da geç zannetmiyorum. Şovmen asla göz önünde olmayı sevmiyor. Tamamen asosyal değil ama sosyallik karşıtı diyebiliriz. Halk kahramanı çok sevilmiyor. Mahallemizde de sevilmiyor. Arkadaş çevresi de öf falan diyor. Lonca zanaatkarlığı da ticaret erbaplığı var. Esnaflık yaptı. Asilzade, evet asil. İnsanlar da tepeden bakıyor. Hatta Kayseri'nin şeydir hani öl köle, yaşa geber köle, lanet olsun sana köylü falan gibi bir asilzademiz yani o tür söylemlerde bulunan bir asilzademiz. Yabancı, yabanilik yok. Gayet Yozgat'ta okumasına rağmen gayet çevreye saygılı, yere kağıt atmaz, şey yapmaz. Güzel bir kardeşimiz. Pir, ilim bilim öğrenmeye çok da alakası yok Nazif'in. Biraz da kadınların kalbine gitmenin yollarını arıyor. Askerlik, zannetmiyorum askerliği çok da sevdiğini. Sokak çocuğu diyemeyiz. Mahallede kendi sitelerinin duvarlarını aşmazdı yani. Orada mahallenin çocukları bana sataşmasın, omuz atmasın, bilmem ne yapmasın diye elbaş bir şekilde bir kafeste yaşardı yani. O yüzden Nazif'e burada hangisi daha mantıklı geliyor? Mürit diyebiliriz Nazif. Bizim Mürit kardeşimiz. Nazif kardeşimizin fiziksel yapısını da ben oluşturayım burada izin verirseniz. Şimdi bir kere karizmayı düşürdük. Nazif'te karizmanın K'si yok. Çene var ama karizma yok. Kuvvet yani fiziği itibariyle eşek gibi kuvvetli diyebilirim. Maşallah Allah eşlik etsin. Bunu maşallah olsun diye diyorum. Çeviklik biraz hantal. Yani 9 ile 8 arası bir şey. Dayanıklılık her sene hastalanıyor. Gribi falan çok ağır atlatıyor. Dayanıklı diyemeyiz. Zekası da Yozgat'ta falan okudu. 10 diyelim hadi Yozgat'tan dolayı. Şimdi İrfan'ın neymiş? Algı ve ön sezisi. Algı ve ön sezisi hiç yok yani. Leş. Karizma 8. Biz de ne yapıyoruz? Nazif'in puanlar araya gitmesin. Biraz çeviklik. Ama çeviklik vermeyelim. Nazif'e tamamen kuvvet yapalım. Zeka abanmayalım. Ya da dengeli bir dağıtım yapalım. Homojen dağılsın. Ama şunu bilmek lazım. Kuvvet yüksek. Zekası düşük Nazif kardeşimizin. Karizma zaten düşük. Biraz çeviklik verelim ya. Biraz da dayanıklılık verelim. Tamam. Nazif kardeşimiz bu şekilde Mehmet Nazif kardeşimiz. Büyü kitabı. Sınırlı sayıda büyü repertuarına büyü yapabilirsin. İnançlı bir kardeşimiz. İlahi sillesi var. Barınak. Çok da barınağına gitmek istemese de barınakta koyabiliriz. Peki Nazif'im ilerleyelim kardeşim. Mehmet Nazif kısaca MNG diyelim ona. İlerleyelim. Gardiyana ihtiyacı var. Ruhban olduğu için bir tane gardiyan. Gardiyan Nazif'in şey yok yani hayatında ben bir omzumda dişi sinek dahi görmedim. O yüzden ona erkek suretinde bir Nazif'i tam sevdiği kız ya. Eflesek çok yaşlı Nazif için. İnsan olsun. Nazif böyle çirkin tiplerden hoşlanıyor. Çirkin kızlardan aşık oluyor.
Nazif kendinden kısa boylu minyon kızları seviyor. Aslında Nazif'e buçukluklar ideal olur. Aa, Nazif kardeşim benim ya. Nazif kardeşimde biraz Asyalı şey var. Siyahileri çok sevdiğini zannetmiyorum ama. Nazif kardeşim, bu kız şaşı gibi. Nazif kardeşime bu olur. Remarkable. Ama Truly. Nazif kardeşim sana draw mu seçtik? Bunu seçeneği draw gibi. Bu çok yok. Evet. Nazif kardeşim mavi gözlü kızlardan hoşlanıyor. Beden sanatı dövmeli kızları sever mi? Yok, sevmiyor Nazif. Yani dövme günah diyor. Sevmiyor hiçbir şekilde. Makyaj yapan kızlardan da sadece Yozgatlı olanlar seviyor. Bir de Adanalı, pardon, onu demeyi unuttum. Bilmiyorum neye yarıyor bunlar ama. Aa, Nazif kardeşim, yengemle bir ömür mutluluklar dilerim. Nazif kardeşim sarışın mı seviyor? Esmer seviyor ha. Nazif kardeşim esmer sever. Ben de hiç sarışın sinek bile görmedim ya. Kırmızı ne bilmiyorum ama. Yengem yani Nazif biraz da minyon kız adam hoşlanıyor. Yani kendi fiziki yapısı biraz daha kaba saba olduğu için. Sakallı kızları çok da sevmiyor ya. Hani sevmiyor, evet. Şimdi Nazif kardeşimle beraber biraz şey yapalım. Hikayemize vakıf olalım. Bu da Nazif kardeşimin Yozgat'taki üniversite okulu dönemden bir kesit görüyorum. Burada rektör öğrencilere konuşma yapıyor muhtemelen. Burası da Yozgat işte. Sesimiz var mı yok mu bilmiyorum ama. Sesimiz niye yok hocam? Sinematikte ses yok ya. Kardeşim sesin yok, bir şeyin yok ya. Hayret bir şey. Yüksek, tamam, yüksek, evet. Kardeşim her şey açık ama niye sesin yok ya? Mehmet Nazif burada şey yapıyor. Otobüsten çıktı. Şu anda. Oh, my head. Bu arada Nazif kardeşimin İngilizcesi çok iyi. Kardeşim benim be. Witcher gibi adamsın yemin ederim. Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. Might be other survivors. Benim farenin tekerleği yok. Ben nasıl çevireceğim şimdi haritayı? Yani tekerleğimiz var ama tuş içine çökmüş bir vaziyette. Nazik kardeşim de yönlendiremezsem biraz gergin o. Evet, o kardeşim. Burada bir tane uyuyan var. Mehmet Nazif Onyx aldı bir tane. Ben. Dead. Good. Mehmet kardeşim envanterine bir tane ölü insan mı taşıyor bu Nazif? İnanmıyorum. Bırak kardeşim, bırak, bizim cesetler işimiz yok. Mehmet kardeşim
Ha, evet, tamam ya, paraya ihtiyacımız yok. Şimdi Mehmet Nadir kardeşimiz. Hemen Goblin'deki altını alsın Nazif. Ve Nazif kardeşim değerli yatırımları şey yapabiliyor. Nazif kardeşim buradan. Nazif kardeşim cenaze konusunda da gayet başarılı. Ne oluyor? Beyin kavanozuna gidelim. Nazif kardeşim çok ihtiyacı olmuyor ama. Mehmet Nazif, hadi kardeşim. İncelelim. Kardeşim buna saldır bakalım. Kardeşim niye saldırdın? Amacın neydi Mehmet Nazif? Mehmet Nazif, evet, kesin rekabetçi oyunda bir karşı karşıya gel. Ulan bakalım beyin akvaryumunu Nazif'cim. Odd things. Wonder what plane they're from. We are trapped. Odd things. Wonder what plane they're from. Kardeşim niye her şeyi kırıyorsun ya? Medeni olabilir misin? Help us. Bize yardım et diyor birileri. Nazif bu kadar duyarsız olamaz. Yetiş şunlara. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Nazif ne yaptın? Asansör oynama Nazif. Release us. Release us ne demek acaba? Maymantların yanına git. Kardeşim bizim neden müziğimiz yok? You've come to save us from this place. Kardeşim bir saniye. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Nazif çok bu durumda Nazif şey yapar. Bu şekilde bir yaratık gördüğü zaman kaçar mı? Hayır. Önce merak eder, kimle konuşuyorum. Önce bir nezaketini korur. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Yok et Nazif Bey'in, hiç uğraşma. Keşke öldürmeseydim lazım. Kardeşim yanıyorsun, kaç, yakıcı sıvı diyor sana ya. Yani ne kadar bencil, düşüncesiz bir insansın. Dur bakalım hemen kendimize buradan. Kardeşim yapma böyle, kutsal alev at şuraya. Salat, şey at, bir şeyler at, kutsal alevini göster. Nazif, ne yaptığını sanıyorsun? Mehmet Nazif Bey'e yapma bunu, ruhbansın sen. Senin biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Kardeşim, seni sana anlattım. Bir beğenini alabilirim.